26. gün özel programımızdan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet değerli izleyenler bugün 26. gün özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve programımızın da özel bir konuğu var. Hemen programımızın başında konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır eski milletvekili Sayın Sinan Oğan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün Eskişehir'desiniz. Evet. Eskişehir'de çeşitli toplantılara katıldınız ve e, bugün kurultay, yarın iktidar e, konulu söyleşilerde de bulundunuz. Evet. Davetimizi de kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Kanal 26'nın e, ekranlarını bize açtığınız bizi Eskişehir'le ve aynı zamanda bütün dünya ile buluşturduğunuz için. Çok teşekkürler efendim. Evet, 12 Haziran 2011'de milletvekili seçildiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de milletvekili olarak görev yaptınız Hı. bir dönem. Ve daha sonra milletvekili olamadınız. Sizin olamadığımız olamadığınız demeyelim de olmadım diyelim. Yani. Yani seçime girip kaybetmiş. var. Şöyle seçime girip kaybetmiş değilim. Siz olmadınız. Aday olup, adaylık başvurusu yapılıp, başvurusunda bulunup sıraya konulmamış değilim. Bunlar çok farklı şeyler. Tabii tabii ben o anlamda söylemedim. Yani He. milletvekili olmadığınız anlamında He. söyledim. O yüzden de ondan sonraki dönem bir mücadele başlattınız. Malum 7 Haziran 1 Kasım seçimleri ve bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 7 Haziran'da aldığı %16'lık oy daha sonra da 1 Kasım seçimlerinde erken seçimde aldığı 11,9'luk oy maalesef sizleri bir harekete itti. Bu hareket çok önemliydi. Sizle birlikte hem Sayın Koray Aydın hem de evet hem de Meral Akşener bu yolda birlikteydiniz. Genel Başkan Yardımcılığı da yaptınız bu dönemde. Evet. Efendim teşekkür ediyorum öncelikle. Genel Başkan yardımcılığı Adayı. yapmadım. Genel Başkan adayıyım şu hı hı. an. Ama tabii öncelikle kurultay toplanması gerekiyor. Bizim kurultayımızın malum toplanması için delegelerin 1232 delegemiz var. 1232'si de imza verse kurultayımız toplanamıyor. Genel Başkan seçimli. Böyle evet. de bir antidemokratik bir e, tüzüğümüz var. Önce tüzük kurultayı toplamamız lazım. Tabii. Tüzük kurultayında 63. maddenin ilgili bendini değiştirmemiz lazım. Ondan sonra genel başkanlık seçimi yapmamız lazım. Maalesef ki Türkiye'de herkes demokrasiden bahseder. Herkes e, efendim insan haklarından bahseder. Herkes kendisinin çok demokrat olduğundan e, dem vurur. Herkes 12 Eylül'den kalan bütün antidemokratik uygulamaları kaldırmak için nasıl çaba harcadığından bahseder. Özellikle siyasi parti liderleri. Ama gelin görün ki 12 Eylül uygulamasının bizlere mirası olan, tabii biraz geçmişi de var bunun ama Hı -hı. siyasi partiler kanunumuzun çok da aslında tek başına 12 Eylül'ün mirası değildi Geçmişten gelen, katlanarak gelen yanlış uygulamalar var hiç kimsenin aklına siyasi partiler kanununu değiştirmek gelmemiş. Hep söylenir ama bir türlü hiç uygulamaya geçmiyor. Hiç kimse geçirir. adım atmaz. Evet. Bu ülkede herkes istediği kanunu geçiriyor. Elinde güç olan herkes geçiriyor. Ama siyasi partiler kanunu kimse değiştirmiyor. Niyeyse kimse değiştiremiyor. Bir tüzük düşünün. Bu tüzüğe göre delegelerin beşte biri bir araya gelip olağanüstü kurultay toplayıp yeterli imzaya ulaştıklarında partinin siyasal hüviyetine son verme yetkisine sahipler. Ama bir araya gelip genel başkan seçemezler. Evet. Genel başkan seçmek bizim tüzüğümüze göre parti kapatmaktan daha zor bir eylem. Bu tabi genel başkanları koruyan bir siyasi partiler kanununun bize yansımasıdır. O sebeple biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi e, demokratik bir parti olmalıdır. Demokrasiyi özümseyen ve benimseyen bir parti olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de demokrasinin garantörü olmalıdır. Genelde demokrasi insan hakları zannedilir ki sol jargonun kullandığı ifadelerdir veya sadece bunu solcular kullanır. Yani artık sol sağ da çok fazla kalmadı o anlamda ama öyle bir şey yok efendim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayı olarak ben ve bizim bu başlattığımız hareket Türkiye'de demokrasinin garantisi olacaktır. Ama önce partimize demokrasiyi getireceğiz. Genel kurulu toplayacağız, kurultayımızı yapacağız, partimizi demokratik bir tüzüğe kavuşturacağız ve biz demokrasiyi uyguladıktan sonra da 2019'da iktidara gelip Türkiye'de isminde demokrasi, adalet olan bir partinin Antidemokratik ne kadar uygulaması varsa hepsini kaldıracağız ve Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getireceğiz. Siz böyle söylüyorsunuz da 548 oy da topladınız ama Sayın Devlet Bahçeli de hayır diyor, normal kurultayın tarihi 2018 Haziran'dır diyor. Evet, ee, Sayın Genel Başkan 19 senedir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. Ee, zannediyorum 19 senede bir insan yapabileceklerinin tamamını ne kadar düşündüğü proje varsa bir siyasi parti için, ne kadar hayata geçirmek istediği proje varsa hepsini hayata geçirebileceği kadar yeterli bir zamana sahipti. Ve şimdiye kadar da bunların hepsini hayata geçirmesi lazımdı. Bir siyasi partinin en büyük projesi nedir, ne olmalıdır? İktidar. İktidar olmak iktidar olmak gibi hedefi olmayan bir siyasi parti olamaz. Şimdi duyuyoruz bazen. Delegelerimiz aranıyor ve arandığında niye imza verdin? E iktidar olmak istiyoruz diyor. Arayan şahıs diyor ki e, ama biz öyle bir parti değiliz. Yani bizim e, biz sadece iktidar olmak isteyen bir parti değiliz. Bizim iktidar olmak gibi bir hedefimiz yok. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilebilir bir durum değildir bu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi bir düzen partisi değiliz. Biz bir ANAP, bir doğru yol, bir AKP değiliz. Yeri gelmişken söyleyeyim, biz MHP'de bir değişim istiyoruz ama bir dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz. Yani MHP'nin değişmesi, başkalaşması, bir düzen partisi haline gelmesi ve yok olup gitmesine de müsaade etmeyeceğiz. MHP omurgası sağlam, kucağını herkese açmış, her kesimden oy alan ama direksiyonunda bir Türk milliyetçisinin, bir ülkücünün oturduğu bir siyasi parti olacaktır. Başka türlü ...hedefe yürüyemezsiniz. Düzen, düzen Partisi olur, yok olup gidersiniz. 2018, bir gözünüzün önüne getirin. 2018 tarihinde kurultayımız yapılsa, 2019 tarihinde 3 tane çok önemli seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var, parlamento seçimi var, yerel evet. yönetimler seçimi var. Peki ve bir değişiklik olduğunu düşünün ki değişiklik zaten mutlaka olacak. Yeni gelen ekip önünde 6 aylık bir süre var. 6 ay içerisinde bütün teşkilatları yeniden elden geçirecek. Bütün Türkiye'yi gezecek. Hem Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Hem Cumhurbaşkanı kampanyası yürütecek. Hem 550 milletvekili adayı çıkaracak. Hem milletvekilliği kampanyasını yürütecek hem Türkiye'deki belediye sayısı kadar, il sayısı kadar, ilçe sayısı kadar, belde sayısı kadar belediye başkanı adayı çıkaracak hem onların kampanyasını yürütecek. Hem iktidarın antidemokratik uygulamalarıyla mücadele edecek. Hem partide vaat ettiği yenileşmeyi sağlayacak. Nasıl yapacak 6 ayda Allah aşkına bunu? Yani Sayın Genel Başkan diyor ki yeni gelen ekip baştan yenilgiyi kabul etsin, yenilgiye mahkum olsun diyor. Çünkü 6 ay içerisinde bu işlemler yapılabilecek işlemler değil. Çok zor. Değil. Ha, yapılmaz mı? Yapılır. Ama bizim hedefimiz üstün körü yapmak değil. Bizim hedefimiz 2019'da bir ülkücü cumhurbaşkanı çıkarmak. Bir ülkücü başbakan, bir ülkücü parlamento başkanı çıkarmak. Biz 2019'a bir A takımı, yıldızlar takımı çıkaracağız ve ne kadar belediye varsa hepsine talibiz. Doğu ve Güneydoğu'dan biz belediye başkanı çıkaracağız. İddialı konuşuyor. Biz Doğu ve Güneydoğu'dan milletvekilleri çıkaracağız. Cumhurbaşkanı adayımıza Doğu'dan Güneydoğu'dan oy alacağız. O coğrafyayı da çok iyi bildiğiniz ben için Ben o coğrafyadan diyorum. geliyorum. Evet. Ben o coğrafyada oy almışım, AKP'yi de, HDP'yi de yenmişim ve partimizi birinci yapmışım. Doğru, en doğusundan Türk milliyetçileri o bölgelerde aslında var ama sahipsiz. <laughs> Sadece gidip dokunmak lazım. Gideceksiniz, dokunacaksınız, derdine kulak vereceksiniz. Bunu yapmazsanız nasıl oyalacaksınız? Gitmediğiniz yer nasıl sizin olacak? O sebeple Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde inşallah tezelden mahkeme kararını verirse ki biz umut ediyoruz, öyle umut ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kurultayını yapacaktır. Ve biz hemen işe başlayacağız. Yapacağımız çok şey var. Çok projemiz var. Ben Eskişehir'de buradaki ülkücülere, Türk milliyetçilerine, teşkilatlarımıza, delegelerimize ve Eskişehir halkına, bizi izleyen insanlarımıza, müsaadeniz olursa kısa kısa bu projelerimizden de bahsetmek isterim. Evet. Çünkü sadece eleştiri üzerine bir muhalefet anlayışına sahip değiliz. Biz projesi olan bir Genel başkan adayıyız ve projesi olan bir muhalefet lideri olacağız. Ve projesi olan bir iktidar olacağız. Bunları adım adım gerçekleştireceğiz. Bu sabah buraya geldiğimizde, e, tabii Eskişehir biliyorsunuz e, Yunus Emre'nin şehri. Eskişehir aynı zamanda gün sazağın şehri. Rahmetli bakanımızın şehri. Eskişehir'e gelmeden hem Yunus Emre'nin kabrini hem Gün Sazağ'ın kabrini ziyaret edip dualar okuduk. Orada hem Yunus Emre'nin hoşgörüsünü, Türkiye'ye getireceğimiz sözünü verdik. Hem Gün Sazağ'ın dürüstlüğünün timsalinde Türkiye'ye bakanlar hediye edeceğimizi söyledik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün bakanları, Rahmetli Gün Sazak gibi dürüstlük timsali olacak. Rahmetli Gün Sazak gibi çalışkanlık timsali olacaklardır inşallah. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bir dürüstlük timsali, bir hoşgörü timsali parti olarak çıkacaktır Türk milletinin karşısına. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili çok yanlış bir algı var Türk toplumunda. Sanki belli coğrafyada... Sıkışıp kalan, belli kesimden oy alan, kendisini ötekileştiren bir siyasi parti gibi yanlış bir görüntü var. Bu doğru bir şey değil. Ve bir başka yanlış görüş, görüntü de Milliyetçi Hareket Partisi sanki efendim belli bir kesimin kesimin partisidir. Hayır, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi sadece terör konuşmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikaları olacaktır çevre politikaları olacaktır. Şehirleşme politikaları olacaktır. Çevre politikalarla beraber yeşil politikası da olacaktır. Biz ki ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm deyip bu ülkenin taşına, toprağına ölen Türk milliyetçileri doğa katliamına sessiz kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi yerel basına demokrasiye destek verirken yerel basına özel bir önem verecektir. Çünkü Yerel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır diye düşünüyoruz. Bizim e, hoşgörü anlayışımız bu ülkede insanlar arasında ayrım yapmayan, insanları şucu bucu diye sınıflandırmayan, bugün maalesef 14 senedir AKP iktidarının ya bizdensiniz ya karşımızdasınız. Biz ve ötekiler gibi diğerlerini ötekileştiren bir anlayış içerisinde biz olmayacağız. Aynı zamanda bir yandaş grup oluşturma çabası içerisinde de olmayacağız. Biz 14 senedir AKP'nin bu yandaşçılık anlayışı, ötekileştirme anlayışı, bu Türkiye'yi etnik sınıflara ayırma anlayışının Türkiye'yi ne hallere getirdiğini görüyoruz. Partiler arasında selamlaşma dahi kalmamış. Partiler arasında o anlamda AKP özellikle biz ve ötekilerle arayı biz ve ötekiler deyip arayı ciddi bir şekilde ayrıştırmıştır. Türkiye'de 36 tane etnik grup yaratma sevdasına düşmüşlerdir. Türkiye'de yaşayan herkesin bir adı var. Nasıl ki Almanya'da yaşayanların adı neyse Türkiye'de yaşayanların da adı evet. bellidir. Bu insanlara zorla bir kimlik verme değildir. Bu anayasamızın gereğidir. O sebeple Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında herkes kendisini birinci sınıf vatandaş gibi görecektir. Tabii iktidarı hedefliyorsanız, bir ülkede iktidarı hedefliyorsanız çok çalışmanız lazım. Çalışmadan iktidar olamazsınız. Hiçbir başarı tesadüfü değildir. Ama AKP'nin başarısında bir istisna vardır. AKP'nin başarısı diyorum tırnak içinde. Çünkü aslında o AKP'nin başarısı değil. Muhalefetin başarısızlığıdır. Bu konuda şu kelimeyi kullandınız tam yeri geldiği zaman söyleyeyim. Evet. Bu ülkeyi onların yönetmeye hakkı yok. Ama diyorsunuz muhalefet partilerin de bir o kadar hakları yoktur. Evet doğru. Muhalefet partilerinin bugünkü iktidar algıları yeterli bir algı değil. İktidarı ister bir muhalefet partisi görüş gözükmüyor ortada. Muhalefet partisi ve onun liderleri bir alternatif oluşturabilselerdi insanlar niye AKP'ye oy versin Allah aşkına? Hırsızlık var, yolsuzluk var. Ötekileştirme var, terörü azdırma var. Dışarıda bir Allah'ın kulu komşumuz bırakılmamış. Yanlış dış politika var. Petrol fiyatları yerlerde sürünüyor. Her gün zam geliyor yani. Doğru. Akla mantığa ziyan uygulamalar var bu ülkede. Hala vatandaş AKP'ye niye oy versin? Yıpranmışlık var. 14 sene tek başına iktidar olmuş. E 7 Haziran'da vatandaş dedi ki ya hele bir, bir, bir ufaktan bir değişiklik yapayım. Bakayım hele ne olacak bu muhalefetin hali dedi. Sonra dedi ki ya yok bunların iktidar olmak gibi bir derdi yok dedi. Evet döndü yeniden AKP'ye. Oy verdi. O sebeple bugün AKP'nin hala 14 senedir ülkeye yönetmesinin müsebbibi zayıf muhalefet partisidir. Muhalefet partisi güçlü olsa, muhalefet partileri güçlü olsa AKP güçsüz olurdu. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki siyasi davranışlarını, hareketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Çok %16'dan, %16'dan %11'e düşen bir oy oranı var. Ee, %16'dan %11'e düşen. Ve 4. parti konumuna geldi. Evet. Sorun da orada zaten. PKK'nın siyasal temsilcisi HDP'nin gerisine düşmüşüz. Mecliste dördüncü parti. Beş ayda 40 vekil kaybetmişiz. Şimdi 340 vekilin olur. 40'ını kaybedersin dersin ki hani bir miktar başarısızlık. Ama 80 vekilin varsa ve sen onun 40'ını kaybediyorsan bu başarısızlık değil bu hezimettir. 2 milyon oy 5 ayda kaybediliyorsa bunun bir hesabının verilmesi lazım. Şimdiki MHP yönetimi bırakınız bunun hesabını vermeyi, bunun hesabını gelin mahkeme salonlarında değil kurultay salonlarında verin verelim diyen sadece verin de değil verelim diyen il başkanlarını ilçe başkanlarını ocak başkanlarını, efendim delegelerimizi görevden alıyor şu an teşkilatları kapatıyor şu anda alınıyor görevden teşkilatları kapatmak nasıl olur efendim ya? bir parti teşkilatını niye kapatır? Ne suç işlemiştir? Başarısız mı olmuştur? Topla kurultayı değil mi? Başarısızlığın faturasında bizim payımıza ne düşüyorsa biz hazırız onda. Teşkilatın payına ne düşüyorsa teşkilat da hazır. Ama senin payına ne düşüyorsa genel merkez yönetimi olarak sen de payını almaya hazır olacaksın. Yoksa kapatmayla bu işi çözebileceğini zannedenler tarihi yanılgı içerisindedirler. Kapatarak bu sorunu çözemezler. Konuşarak çözeceğiz. Anlaşarak çözeceğiz. Danışarak çözeceğiz. Ülkücü, ülkücünün kardeşidir. Kol kola meclis e, sıralarında oturduğumuz arkadaşlarımızla beraber kol kola kurultay salonuna gireceğiz. Ve oradan bir başkan seçeceğiz. Oradan da yine kol kola çıkacağız. Ben iddialıyım. Ben iddialı bir gene başkan adayıyım. Ve bu e, sınavı... Ben kazanacağım kanaatindeyim. Dersimize çalıştık, ödevimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Aksakallar Meclisi'ni kuracağız diyoruz. Türk töresinin olmazsa olmazı, aksakallarımızı, aksaçlılarımızı biz başımızın tacı yapacağız. Bunu Eskişehir'den <laughs> ifade ediyorum. Eskişehir biliyorsunuz, Türk dünyasının kültür başkentiydi. Eskişehir, Kırım Türklerinin de Kırım'dan sürgün edildiklerinde gelip kendine işte. yurt edindikleri bir yer. Buradan da hepsini bütün Eskişehir halkını ama Kırımlı soydaşlarımızı da Kırım kökenli soydaşlarımızı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve şunu unutmasınlar ki bu AKP iktidarı Ruslar Kırım'ı yutarken sadece seyrettiler. Bunun yanlışlığını Milliyetçi Hareket Partisi o meclisi AKP'nin başına yıkarak anlatamadı. O Ruslar oradan aldıkları şımarıklıkla geldiler. Bu defa Türkmen Dağı'nı işgal etmeye başladılar. Sınırımızı ihlal etmeye başladılar. O sebeple hükümetin o kadar yanlışı var ki ama bir o kadar da muhalefetin yanlışı var. Yanlışta hükümetle muhalefet ortaklık ediyor. Yanlışta hükümetle muhalefetin ortaklığına son vereceğiz. Yanlışı doğruya çevireceğiz. Bu halk... Yanlışı doğruya çevirenin yanında yer alır. Bu halk bize oy verir. Biz bu halkın istediği özelliklere sahibiz. Bu halkın istediği kimliğe sahibiz. Türk kimliğine. Bu halkın istediği inanca sahibiz. İnançlı insanlarız bizler. Bu halkın istediği ahlaka sahibiz. Bu halkın istediği Yüreğe sahibiz, bu halkın istediği bileğe de sahibiz, cesarete, iradeye de sahibiz, akla da sahibiz. O sebeple yeter ki bugün yorul, yorul, yorgun muhalefeti o anlamda yenileyelim, yorgun muhalefeti yeniden ülkücülerin dirilişine sahne kılalım ve sahaya çıkalım. Önce kendi kurultayımızı gerçekleştireceğiz, ondan sonra da bu süreç içerisinde bütün Türkiye'de, Eskişehir'de Türk Dünyası Kurultayları, aynı şekilde Erciyes'te Turan Kurultayları, Koca Yayla'da festivaller, Mersin'de Erdemli'de festivaller, rahmetli Cennet Mekan Başbuğumuzun başlatmış olduğu Gün Sazak Bey'in köyünde aynı şekilde mevlütler, anmalar düzenleyeceğiz ve bütün Türkiye'de o anlamda gitmediğimiz yer kalmayacak. İddia ediyorum ve söz veriyorum. Bu sözü daha önce de vermiştim. Bizim parti tabelamızın olduğu her ile gideceğim, her ilçeye gideceğim, her beldeye gideceğim. Eğer parti teşkilatımız o ilde, o ilçede, o beldede yoksa da açıp öyle gideceğim. Oradaki vatandaşlarla görüşüp kucaklaşacağız. Biz her yerde olan bir Milliyetçi Hareket Partisi olacağız. Ama sadece Türkiye'de mi değil. Kerkük'te olacağız, Urumçi'de olacağız, Kırım'da olacağız, Karabağ'da olacağız, Bakü'de olacağız, Bişkek'te olacağız, Tebriz'de olacağız, Balkanlar'da olacağız. Nerede bir Türk varsa orada Milliyetçi Hareket Partisi olacak. Siz bir genel başkan adayı olarak bunları söylüyorsunuz ama şu andaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinde var olan teşkilatları kapatıyor. Biz açacağız efendim. Onlar istediği kadar kapatsınlar. Biz açacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni yenileyeceğiz. Gençleştireceğiz. Dinamizm katacağız. <laughs> enerji katacağız. Bir seçim iki mitingle değil her ilde en az bir meeting yaparak, her ilçede mümkün olduğunca yapılan meetinglere katılarak biz seçimleri geçireceğiz. Televizyon ekranından korkan bir MHP genel Başkanı olmayacak. Tam tersine. Televizyon ekranlarından diğer siyasi parti liderlerine hodri meydan diyeceğiz. Varsa cesaretiniz çıkınız karşımıza. Memleket meselelerini halkın önünde tartışalım diyecek. Varsa cesaretleri gelecekler. Burada hesabı halkın önünde verecekler. Öyle. Kaçamayacaklar. Kaçsalarda kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Televizyon bugün Türk toplumunun olmazsa olmazı haline gelmiştir. Hem yerel televizyonlar ve yeri gelmişken söyleyeyim. Her ziyaret ettiğim ilin mutlaka yerel televizyonlarını şimdiden ziyaret ediyorum. Fırsat buldukça da ekranlarına çıkıyorum. Aynı bu yaptığımı Genel başkan olarak da inşallah ve inşallah başbakan olarak da yapacağım. Yerel televizyonlar, yerel medya, yerel gazeteler bizim olmazsa olmazımız olacaktır. Yerelde de, genelde de ekranları kullanan arkadaşlarımız bizim tarafımızdan destek görecektir. Ben bunun çilesini çok çektim. Milletvekiliyken televizyonlara adeta böyle binbir türlü zorluklarla çıkıyorduk. Çıkmamız kısıtlanıyordu. Çıkmamız istenmiyordu. Oysa bu toplum televizyonlarla haşır neşir e, olmuş bir toplum. Neredeyse yakın tarihini dizi filmlerden, uzak tarihini e, televizyon filmlerinden öğrenir hale geldi bu toplum. Bu, bu toplumun bu kadar televizyona aşina olduğu bir ortamda, televizyonda siyasetin şekillendiği bir ortamda televizyonlardan korkmayacağız efendim. Sosyal medyadan korkmayacağız. Yazılı görsel medyadan korkmayacağız. Yaygın medyadan korkmayacağız ve bütün o anlamda teknolojinin bütün imkanlarını partimizde uygulayacağız. Parti genel merkezimiz güler yüzlü insanların e, gidildiği zaman e, bir profesyonel şirkete gittiğinizde nasıl sizi kapıda güler yüzlü insanlar karşılıyor ilgili yere götürüyorsa o şekilde profesyonelce yönetilecektir. Ama amatör ruhunu da asla kaybetmeyecektir. Biz ülkücü köklerimizden ve milliyetçilik omurgamızdan partimizin koparılmasına da müsaade etmeyeceğiz. MHP'den bir doğru yol, MHP'den bir anap çıkarılmasına müsaade etmeyeceğiz. Onu da ifade edeyim. Onun için mi 1 Kasım seçimlerinden sonra ülkücü irade duruma el koydu diyorsunuz? Evet, dedi. ülkücü irade hakikaten de 1 Kasım'dan sonra duruma el koydu ama ülkücü iradenin önüne de engeller çıkarılmaya çalışılıyor. Bir taraftan genel merkez, bir taraftan da farklı güç odakları ülkücü iradeyi engellemeye çalışıyor. Ve elbette diğer taraftan da hükümetin el altından bizim başlattığımız bu süreci baltalamaya çalıştığını görüyoruz. Efendim başkanlık sistemi hayalleri içerisinde yanıp tutuşanlar bu hareketin başarılı olmasını istemezler. Onlar MHP'yi baraj altında bırakıp iki partili sisteme geçmek isterler. Onlar ister ki MHP bir siyasi parti olarak ortadan kalksın, ülkücüler AKP'nin ülkücü Kanada olsun isterler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bunun yanlışlığını bugün de görüyoruz, dün de görüyorduk. Ne deniyor efendim? Anayasa mahkemesinin kararlarına saygı duymuyorum deniyor değil mi? Bugün gündemdeki konumuz evet. bu. Peki efendim sen başkan olursan, buyur işte böyle bir başkan olacaksın. Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı göstermeyen bir başkan olacaksın. Biz de bu sebeple diyoruz ki başkanlık rejimi diktatörlük rejimine doğru gider. Çünkü Türkiye'deki anlayış maalesef ki sakat. O sebeple en doğru sistem güçler ayrılığının olduğu parlamenter sistemdir. Gelin bu sistem içerisinde kalarak başkanlık sisteminin gölgesi olmadan anayasayı yenileyelim. Ee, ve bunun için de biz elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve e, ne referandumda artık Milliyetçi Hareket Partililer referandumlarda e, baş aşağıda evine gitmeyecek. Seçim sandıkları kapandığında akşam televizyonunun karşısına geçtiğinde insanlar çoluğunun çocuğun karşısında artık baş aşağıda olmayacak. Seçim sandıklarından evine giden seçim gözlemcilerimiz, partililerimiz güle oynaya evine gidecekler. Zafer kazanmanın gönül hoşluğuyla evlerine gidecekler. Evet. Bir de bir sözünüz var. Ee, şunu söylüyorsunuz ki ben e, bu sözünüzü duyduktan sonra evet. 1985 tarihine gittim. E, kardeşi kardeşe kimse düşürmesin evet. dediniz. Bu sözün aynısını 1985 yılında e, rahmetli başbu e, Alpaslan Türkeş'in Eskişehir'e geldiğinde o zamanlar ki Arı Sineması'nda yaptığı Hı -hı. konuşmada yine Ülkücü Camii üzerinde e, yaptığı bir konuşmaydı. O evet. zamanlarda e, Ülkücü Camii için kardeşi kardeşe düşürmeyin, gelin hep birlikte e, olalım, bu davamızı birlikte yürütelim e, sözleri vardı. Şu anda da aynı sözleri sizden duyuyoruz. Evet. Bunun tabi iki boyutu var. Birinci boyutunda Ülkücülerin e, şu an bir mücadelesine sahne edilmeye çalışılıyor Milliyetçi Hareket Partisi kurultay süreci. O sebeple Sayın Genel Başkan'a çağrıda bulunarak diyorum ki kardeşi kardeşe düşürmeyin. Ülkücüyü ülkücüye düşürmeyin. Bizi de mahkeme kapılarına düşürmeyin. Gelin önümüze düşün bir büyüğümüz bir devlet abimiz olarak Sayın Başkanımız olarak gelin bu kurultayı siz yapın. Diğer taraftan da aslında bir bütün olarak baktığımızda AKP'nin Türkiye'deki ötekileştirme siyaseti de Türkiye'de maalesef ki yine kardeşi kardeşe düşürüyor. Yine aynı şekilde terörle müzakere edilip teröristlerin eli güçlendirildikçe yine Türkiye'de kardeş kardeşe düşürülüyor. O sebeple biz kardeşlik bağlarını güçlendireceğiz. MHP'yi Türkiye'nin milli merkezi haline getirdiğimizde ve Milliyetçi Hareket Partisini de Yunus Emre'nin hoşgörüsüyle donattığımızda ve yönettiğimizde Yunus Emre şehrinden ifade ediyorum. Biz kardeşin kardeşe düştüğü değil, kardeşin kardeşle kucaklaştığı bir Türkiye özlemiyle yola çıktık. Hem ülkücü ülkücünün kardeşidir diyoruz. Partiçi anlamında ülkücüler birbiriyle dün olduğu gibi bugün de yarın da kardeş olacaktır. Ne kadar küsmüş, darılmış, bu hareketin dışına itilmiş ülkücü varsa Türk milliyetçisi varsa, vatansever varsa onların hepsini Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplayacağız. Hatta e, Büyük Birlik Partisi evet. ile de kucaklaşırız. Büyük diyorsun. Birlik Partisi ile kesinlikle kucaklaşacağız. Çünkü Büyük Birlik Partisi o anlamda bizim bizden kopmuş maalesef ki ayrı bir dal olarak filizlenmiş ve şu anda onun da iktidar hedefi maalesef ki ufukta görünmeyen bir partidir. Biz niye güç birliği, niye kucaklaşmayı sağlamayalım? Büyük Birlik Partisini davet ettiğimizde ben inanıyorum ki bizim Büyük Birlik Partisindeki kardeşlerimiz de koşa koşa geleceklerdir. Tek çatı altında ülkücüler, milliyetçiler, iktidara doğru yürüyeceklerdir. Aynı zamanda kurultay sürecinde yarıştığımız arkadaşlar için de bu geçerlidir. Biz birbirimizin sadece rakibi olacağız. Bugün rakip de bile değiliz. Bugün biz yan yana omuz omuza bu arkadaşlarımızla, bu kardeşlerimizle mücadele ediyoruz. Kurultayı sağlamaya çalışıyoruz ve sağlayacağız. En kısa zamanda kurultayımız toplanacak. Yarın kurultay sonrasında genel başkanlık seçiminde rakip olacağız. Ama ben buradan ifade edeyim. Ben kazandığım takdirde ki inanıyorum kazanacağıma ben hiçbir ülkücüyü bu hareketin dışında bırakmayacağım. Biz bu hareketi büyüteceğiz ve her bir ülkücü kardeşimize de bu hareket içinde yer var. Niye yer var biliyor musunuz? Çünkü bu harekette artık gelip bir sandalyeyi kapan ömür billah o sandalyede oturmayacak. Bir koltuğu kapanın elinde o koltuk kalmayacak. Genel başkan içinde, sıradan en aşağıdaki görevli içinde de 3 dönem kuralı getireceğiz ve buna uyacağız. Kontenjan uygulamasını kaldıracağız. Adayınız şudur, gidin çalışın. Bu uygulama kalkacak. Ön seçim. Noter huzurunda ön seçim olacak. Herkes milletvekilini önce burada kendi belirleyecek. Sonra da belirlediği vekili için gidip canla başla çalışacak. Genel başkanlık ile milletvekilliği birbirinden ayrılacak. Genel başkanlık yardımcılığıyla. Genel başkan yardımcısı aynı zamanda hem milletvekili hem MYK üyesi hem divan üyesi hem komisyon başkanı hem genel başkan baş danışmanı. Bilmem yani bir koltukta 10 tane karpuz e, yürümüyor. O karpuzlardan 3'ü 5'i yolda düşüyor, kırılıyor. O o yüzden Genel Başkan Yardımcılığı profesyonel bir iş olacak. İnsanlar Genel Başkan Yardımcılığı ya. ile ilgili çalışacaklar. Çünkü ben e, genel merkezde oturan bir genel başkan demedim hiçbir zaman. Bizim arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanının Anadolu'da e, olması isteniyor. İstanbul gibi bir yerde AKP'nin milletvekili sayısı 46, Türkiye'de MHP'nin milletvekili sayısı 40. Bu çarpıklığı ortadan kaldıracağız. Büyükşehirde başa güreşen bir parti olacağız. Bunun için MHP'nin genel başkanının İstanbul'da çalışma ofisi olacak. Doğu ve Güneydoğu'yu koordine edecek. O bölgede örneğin Van'da bir çalışma ofisi olacak. Türkiye'nin her yerine ayak basmış bir MHP olacak. Tabanına kulak verecek. Tabanıyla zıtlaşmayacak. Ülkücülere, ülkücü iradeye saygı gösterecek. Halka rağmen siyaset yapmayacak. Halkın istekleri onun için emir telakkisi kabul edilecek ve aşağıya danışılacak. Arkadaşlarına danışılacak. Delege meclisi oluşturacağız. Bir saat içinde teknolojik imkanı kullanarak biz şu kararı alalım almayalım mı diye bir SMS'de sorduğumuzda bir saat içinde bütün tabanımızdan onun cevabını Alabileceğiz, öğrenebileceğiz. O zaman e, bilhassa iktidar partisinin e, bu yöndeki eleştirileri, yani e, Ankara'nın ötesine e, geçemeyen e, partiler var eleştirisini tamamen ortadan kaldıracaksınız. E, zaten aslında yersiz bir eleştiri. Sivas'ın en doğusunda ben milletvekiliydim. Yani Hem de AKP'yi e, orada baraj altında bırakarak milletvekili oldum. Çünkü AKP birinci partiydi. Biz onu e, sildik e, seçim bölgemizden. E, maalesef ki onlar e, şimdi yeniden Hı -hı. Iğdır'dan e, HDP ile beraber milletvekili çıkardılar. E, bizim e, demokratik milliyetçilik anlayışını biz Türkiye'de hakim kılacağız. Onu da altını çizmek isterim. Zira e, sanki e, Türk milliyetçileri, ülkücüler e, böyle demokrasiyle çok e, işleri olmaz gibi yanlış bir algı var. Bunu da ortadan kaldıracağız. Ekonomi politikaları... E, MHP tarafından ortaya konduğunda AKP ve diğer siyasi partiler bunu oturup günlerce tartışacaklar bize cevap yetiştirmeye çalışacaklar. Biz birilerinin peşinden koşan ona cevap yetiştiren değil. Gündem belirleyen bir siyasi parti olacağız. MHP lideri bir söz konuştuğu zaman basın e, köşe yazarları, diğer siyasi partinin liderleri bunu günlerce konuşacaklar. Oysa şimdi maalesef ki Türkiye'de o kadar hadise oluyor, MHP Türkiye'nin gündeminde maalesef ki yok. Şimdi şimdi işte kurultay sebebiyle yeniden sebebi konuşulmaya belki. başlandı, yoksa MHP Türkiye'nin gündeminde yoktu. Hele ki 1 Kasım hezimetinden sonra bizim bu çıkışımız tabana bir umut getirdi. Çünkü taban... HDP'nin PKK'nın gerisinde kaldığında büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Hiç olmazsa bizim bu çıkışımız tabanda bir canlılık, bir dinamizm, yeniden bir dirilişin ayak sesleri, ilk adımları olarak algılandı ve taban yeniden hareketlenmeye başladı, başlandı. Bunun için Genel Merkezin bize ve imza veren arkadaşlara aslında teşekkür etmesi lazım. Oysa Genel Merkez ne yapıyor? Gidiyor onları tek tek kapatmaya Tabii. çalışıyor. Bu kapatılan illerin hepsinin delegelikleri olduğu gibi duruyor. Mahkeme sürecini de yakında başlatacağız ve bu süreç olumlu inşallah neticelenecektir. Bu arkadaşlarımızın da hepsi yeniden görevlerine döneceklerdir. Sizin tek isteğiniz kurultayı mahkeme salonlarına değil normal salonlarda yapmak evet. isteğiniz var. Oysa ki gidişata baktığımızda mahkeme süreçleri olacak gibi. Aslında olmayabilir. Yani buradan Sayın Genel Başkan'a çağrıda bulunuyorum. Sayın Genel Başkanımız gelse düşsün önümüze. Bizim abimizdir, büyüğümüzdür. Toplasın bizleri, dinlesin bizleri ve kurultay çağrısına kulak versin. Mahkemeden hemen işlemleri bitirelim. Hiç bütün davaları geri çekelim. Bütün süreci kapatalım. Gidelim kurultayımızı yapalım. O sebeple bunu bitirmek de Sayın Genel Başkan'ın elinde. Bizi oraya göndermek de Sayın Genel Başkan'ın İsteil oldu. İsterseniz bir imza getirin. Bana gelmeyin dedi Genel Başkan. Gidin mahkemelere dedi. O sebeple biz diyoruz ki ülkücüler mahkeme kapılarına düşmesinler. MHP ile ilgili bir yanlış algı daha var. Onun da düzeltileceğini ifade hı hı. etmek istiyorum. Efendim deniyor ki ülkücüler sokağa dökülüyordu eskiden. İşte ülkücüler şöyle yapıyordu. Ülkücüler böyle yapıyordu. Bugün ülkeciler sokakta değil, görüyoruz sokak hakimlerin hakim olduğunu. Üniversitelerde kimlerin hakim olduğunu görüyoruz bugün. Türk milliyetçilerinin e, mahkeme, e, tür, e, affedersiniz Türk milliyetçilerinin maalesef ki üniversitelerde şerefli mensuplarının, Fırat Çakıroğlu e, gibi kardeşlerimizin PKK'lılar tarafından, işgal edilen üniversitelerde PKK'lılar tarafından şehit edildiğini görüyoruz. O sebeple, Ülkücüler e, sokağa dökülmeyecek ama ülkücüler sokakta olacak. Ülkücüler üniversitede olacak. Ülkücüler çarşıda, pazarda her yerde olacak. Biz ülke ocaklarının sayısını artıracağız. Ülkü ocaklarının sadece il ilçe değil, mahallelere kadar temsilcilik açmasına vesile olacağız. Kampanya başlatacağız. Bütün Türkiye'deki ülke ocaklarımızın evleri o anlamda ülkücüler tarafından alınacak ve onlara hediye edilecektir. Dolayısıyla da o anlamda birçoğu kira olan binalarımızı, teşkilat binalarımızı da ev sahibi yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücüler ve ülke ocakları bir adeta fidanlığı olacak. Ülke ocaklı genç kardeşlerimiz milletvekili olacaklar. MHP'nin meclisteki milletvekili yaş ortalaması son derece yüksek. Bu düşecek. MHP'nin kadın milletvekili sayısı son derece sınırlı artıracağız. Kadının elinin değmediği siyaset maalesef ki bugünkü gibi bir siyaset oluyor. O sebeple kadın milletvekili sayılarının arttığı bir meclisi inşallah kuracağız ve kadınların siyasette yer aldığı bir meclisi kuracağız inşallah. Ülke ocaklı gençlerimizin siyasette milletvekili olduğu bir Türkiye'yi kuracağız inşallah. 18 yaşında eline silah verip Sınırda nöbet tutturduğumuz gencin eline milletvekilliği yetkisi verip meclise sokmuyoruz. Bu da ayrı bir garabettir. Bu da tabii ki ortadan kaldırılacaktır. Ülkücü camia için söyledikleriniz 9 ışığı günümüzün şartlarına uygun hale getireceğiz anlamına mı geliyor? Elbette 9 ışık günümüzün şartlarına uyarlanacaktır. Dokuz ışığı başbuğumuzun bize en büyük emanetlerinden birisidir. Dokuz ışığı yeni nesillerin de anlamasını, benimsemesini o anlamda sağlayacağız. <laughs> Ve başbuğumuzun parti içi eğitimden tutunuz da parti müfettişliği gibi son derece isabetli kararlarını da yeniden uygulamaya açacağız. Parti içi muhalefette hoşgörü gösterilecek. Parti içi Mücadele sıfır toplamlı bir oyun olmaktan çıkarılacak. Kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir parti için mücadele anlayışını biz o anlamda kaldıracağız. Zira kazananın ve kaybedenin değil, mücadeleden yenik çıkanın veya da başarı sağlayanın her ikisinin de kazanacağı bir Milliyetçi Hareket Partisi yaratacağız. Çünkü burada kazanan da kaybeden de ülkücü. O sebeple ülkücülerin kazandığı bir MHP'yi inşallah biz gerçekleştireceğiz. Parti üyelerin, üyeliğimizin sayısını artıracağız. Çünkü parti üyelikleri maalesef ki sınırlandırılmış. Evet. Yani insanlar başka siyasi partiler insanları neredeyse habersiz zorla üye yapıyor. Bizim partimize gidip başvurulduğu zaman her il için her ilçe için demiyorum bazı yerlerde Zorluklarla karşılaşılıyor. Bazen partilerimiz kapatılıyor, üyelikler sıfırlanıyor. Bütün bunların da e, yanlış olduğunu e, ifade etmek isterim. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir de tabii o anlamda e, delegelerinin, e, çok kendini yetiştirmiş il başkanlarının, çok kendisini iyi yetiştirmiş kadın kolları başkanlarımızın, kendini yetiştirmiş ocak başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın yani yeterli kadromuzun olduğu bir aslında bir ülkücü, milliyetçi hareket var. Ama bakıyoruz ki sanki hiç MHP içerisinde kimse yokmuş gibi, sanki MHP içerisinde yeni aşağıdan yetişen kimse yokmuş gibi hep aynı isimleri MHP vitrininde görüyorsunuz. Onun için mi genel merkez kimsenin babasının malı değildir? Evet. Yani bazen tabii biraz da espri olacak ama bazı isimlere bakıyoruz. Hani derler ya bazen annesi doğurur getirir caminin önüne bırakır yokluktan. Bazılarında annesi doğuruyor getirip meclisin önüne bırakıyor. O gün bugündür mecliste adam. Böyle bir şey olamaz. Bu her siyasi parti için geçerlidir. O sebeple üç dönem kuralını getireceğiz ve partimizin vitrinini o anlamda yenileyeceğiz, dinamizmini getireceğiz. Bizim bir sloganımız da, bir şiarımız da o anlamda gelenekten geleceğe Milliyetçi Hareket Partisi. Hem enerjinin hem dinamizmin hem de tecrübenin hem de aksaçlının aksakalın olduğu bir Milliyetçi Hareket Partisi. Kadınla erkeğin omuz omuza mücadele ettiği bir Milliyetçi Hareket Partisi inşallah biz kurmayı düşünüyoruz. Başarıda ödül olacak. Liyakat esas olacak. Başarısızlık sorgulanacak. Genel Başkan ee, bütün Türkiye'yi teşkilatları dolaştığı zaman yanında böyle kadrolu yancıları gibi genel başkan yardımcılarını dolaştırmayacak efendim. İl başkanı, ilçe başkanı, vatandaş, muhtarımız, öğretmenimiz gelip konuşabilecekler. Öğretmen demişken bu ülkede 30 bin tane Türk milliyetçisi, ülkücü öğretmen kıyıma uğratıldı. Biz onlara sahip çıkamadık mecliste. O kadar ifade etmemize rağmen. MHP'nin gidip günlerce orada oturması lazım. Milliyetin Bakanlığı'nda oturması vardı. Oturması gerekirdi. Tek suçları ülkücü olmalar. Onların yerine getirilen bir kısım arkadaşlarımız elbette hak etmiştir. Ama bir kısmı da sırf AKP'li olduğu için veya AKP'ye yakın bir sendikaya üye olduğu için oraya getirildi. AKP'nin o anlamda Yandaşları işe giriyor ama ülkücüler milliyetçiler giremiyor. AKP'nin yandaşları öğretmense müdür oluyor ama ülkücü milliyetçi kardeşimiz çalışkan, dürüst hak ettiği halde olamıyor. Eğitim sistemi AKP'nin en başarısız olduğu yani birçok alanda başarısız AKP ama AKP'nin en başarısız olduğu alanlardan birisi eğitim, birisi dış politikadır, terörle mücadeledir. Saysam tabii daha da çok sayacağım ama eğitim politikasında Milliyetçi Hareket Partisinin söyleyeceği o kadar çok şey var ki, en çok da Milliyetçi Hareket Partisinin söyleyeceği var bu alanda. Çünkü bizim kadromuz eğitimli bir kadro, bizim kadromuz ülkemizin geleceğine yatırımın eğitime yeni nesillere yapılacak yatırım olduğunu kavrayan bilen bir gelenekten geliyoruz biz. O sebeple ekonomi politikasından eğitim politikasına, dış politikasından iç politikasına kadar iç işlerine kadar terörle mücadelesine kadar, yeşiline çevresine kadar her alanda MHP'yi göreceksiniz. Her alanda MHP'nin politikalarını e, konuşacağız, konuşacaksınız inşallah. Evet, e, Şunu da sormak istiyorum Sayın Oğan. E, son günlerde MHP için içerisinde, Milliyetçi Hı -hı. Hareket Partisi içerisinde yaşanan olayları biliyoruz. Son gelişmede Hı -hı. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın e, görevinden istifa etmesi. Hı -hı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece olumlu değerlendiriyorum. Sayın Özda son derece değerli bir dava arkadaşımızdır, milletvekilimizdir, kendisini yetiştirmiş bir milletvekilimizdir ve tabanın sesine kulak veren bir milletvekilimizdir. Kendisi de çok çekmiştir bu yanlış uygulamalardan. Genel başkanlık yarışına daha önce girdiğinde başına adeta gelmeyen kalmamıştır. O da şimdi teşkilat kapatmalarına, bize karşı bu... E, yersiz mesnetsiz isnatlara sessiz kalmamıştır. Ve bir kurultay ihtiyacını hissettiği için genel başkanımızı kurultaya davet etmiştir. Kendisini bu fikrini son derece yerinde bir fikir olarak değerlendiriyoruz. Evet e, programımızın da e, süresini doldurduk. Evet. E, son eklemek istedikleriniz ve buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren ve ülkücü camiaya e, ne mesajınız olur onları alalım böylelikle programımızı kapatalım. Valla buradan öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu sabah gerçi ikinci bir yol daha var. Dönüşte oradan geldik ama rahmetli Gün Sazağ'ın mezarına Yunus Emre'nin kabrinden gittiğimizde öyle bir yoldan gittik ki öyle bir çamurun içinden gittik ki valla Doğu ve Güneydoğu'da öyle bir yol yok söyleyeyim size. Yani bu devirde Türkiye'de öyle bir yol yok. 10-12 kilometrelik bir yol buradan büyük şehrimize çağrıda bulunuyorum. Gelin o yolu yap. Siz yapmazsanız iktidar olduğumuzun ilk günü o yolu yapacağız inşallah. Ve e, eski Türk dünyasına gönül vermesiyle ayrı bir yer edinmiştir Türkiye'de. E, o anlamda bu çabaları destekleyeceğiz eski e, Türk dünyasının gerçek anlamda başkenti yapacağız. Sadece bir dönemlik bir yıllık değil. E, eski biz bütün milletvekilliklerine, bütün belediyelerine ve büyük şehirlerine talibiz. Biz marka şehirler yaratma peşindeyiz. Eskişehir de o anlamda biraz da öğrenci şehri, üniversite şehri. Evet. O anlamda da Eskişehir'imizin işte Eskişehir'imizin çok değerli taşları, çok değerli mermerleri, ihraç ürünleri var. Bunları değerlendireceğiz ve marka şehirler haline getireceğiz. Her şehir her alanda iyi olamaz. Mukayeseli üstünlüklerini şehirlerin ön plana çıkaracağız. Dünyada belli alanlarda tanınan şehirlere baktığımızda hep bu yolu izlemişlerdir. Biz de Eskişehir'imize o anlamda Eskişehir'imizi bir dünya şehri haline getireceğimize, marka şehir haline getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Ve bu sabah Fahri Hemşeri Sayın ilçe Başkanımız Yaşar Bey bizi Fahri Hemşeri ilan etti sabah e, Eskişehir Spor'umuzun da formasını hediye etti. Biz de öptük, başımızın üstüne koyduk. artık Fahri Hemşehriniz olarak da ifade etmek istiyorum. Eskişehir Spor'umuza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler 26. gün özel programımızın sonuna geldik. özel programımızda konuğumuz Doktor Sinan Oğan'da Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayı aynı zamanda eski Iğdır eski milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarında konuştuk. Neler olması gerektiğini de kendisi ifade etti. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.